Cenab-ı Allah böyle bir cennetten vaat ediyor. Bizim asli vazifemiz o cenneti kazanmak. Peki biz para için evet derken, mal için, mülk için, Allah'ın yarattıkları için evet derken, Allah'ın namazı için, emri için hayır diyorsak ve Allah'ın vaadi olan cenneti elimizin tersiyle itiyorsak, o halde bizim halimiz ne olacak abi? Bu hayat bize mutluluğu verecek olan yer değil. Burası misafirhane. Biz ebedi hayatta ancak mutlu olabiliriz. Bitmeyen, tükenmeyen lezzetler, bitmeyen, tükenmeyen eğlencelerin olduğu bir yerde ancak biz mutlu olabiliriz. Anne deyince insanın aklına ne geliyor? Söylemek isteyen varsa söyleyebilir. Söyle bakalım. Şefkat. Bak hakikaten buraya anne deyince ilk akla gelenlerden birisi şefkat. Direkt yazdım. Söyle kardeşim. Merhamet. Merhamet yazıyor. Yok çok güzel. Buyur abi. Koşulsuz sevgi. Direkt karşılıksız sevgi yazmışım. Koşulsuz yazmamış. Sadece orada ayrışmışız. Başka abi? Fedakarlık. Fedakarlık değil mi? Anne deyince insanın aklında bir mana oluşuyor. Bu mana merhamet içeriyor, sevgi içeriyor, karşılıksız sevmek içeriyor, fedakarlık içeriyor. Birçok böyle derin ve dolu dolu manalar içeriyor. Şimdi biz kendi annelerimize, yakınımızda gördüğümüz annelere baktığımızda da aynı durum var. Yemiyor, yediriyor. İçmiyor, içiriyor. Giymiyor, giydiriyor. Her türlü fedakarlığı anne evladı için yapıyor. Ve hatta işin diğer boyutuna geçelim abi. Instagram'da gezerken videolarda şunu da görebiliyoruz. Hayvanların anne olanlarının merhametini de görüyoruz değil mi? Yani mutlaka böyle Instagram'da gezerken bir hayvanın annesinin ne kadar merhametli olduğunu görebiliyoruz. Bu aslan bile olsa öyle. Yani aslan ne kadar vahşi bir hayvan. Şuraya bir tane aslan girse veyahut bir tane çita girse hepimiz dört bir yana dağılırız yani. Birbirimizi ezeriz yani. O duruma geliriz. Fakat o vahşi hayvan yeri geliyor anne formuna giriyor. Ya diyorsun ki o da annedir. Bak yavrusuna nasıl davranıyor. Nasıl merhametli davranıyor. Gidiyor, avlıyor, ediyor, uğraşıyor. Getiriyor. O yavrunun önüne bırakıyor. Peki o yavrunun o anneye gücü yeter mi? İmkansız. Ama o yavrunun hizmetçiliğini yapıyor. Gidiyor o yavru için topluyor. Gücü yetmeyen yavru için topluyor. Şimdi bu kainatın her yerinde böyle. Hatta gelin böyle en kurnaz dediğimiz hayvanlara bakalım. Tilki ve maymuna bakalım. Tilki ve maymun kurnazdır. Fakat bakıyorsun abi maymunda da çakalda da tilkide de bir annelik figürü mevcut. Hatta olayı daha farklı bir boyuta taşıyalım. Hepimizin kız kardeşi, ablası veyahut bir yakın hanım arkadaşı tanıdığı vardır. O insanların genç kız zamanlarını da biliyoruz. Anne olduktan sonraki hallerini de biliyoruz. Bir insan anne olduktan sonra bambaşka bir boyuta geçiyor. Bu kız böyle değildi ya diyorsun. Hani temizlik yapmazdı işte ne bileyim uyuşuktu işte ne bileyim. Kendi keyfine göre takılırdı böyle hani annesine yardım etmezdi. Buna ne olmuş diyorsun. Bakıyorsun anne olunca bambaşka bir forma giriyor. Ben şunu diyebiliyorum. Annelik formu kainatın sahibi tarafından ihtiyaç sahibi olan ve hiçbir işini göremeyen yavrular için veriliyor. Ya bakıyorsun ne karşılık var ne bir şey var. Ne, ya o bebek hiçbir şey yapamaz. Hiçbir gücü yok, hiçbir kudreti yok. Fakat o anneyi etrafında hizmetçi yapıyor. Hani daha önce genç kızdı. Ne oldu da böyle oldu? Hangi kainat kanunu bunu bilip buna yönelik hareket düzenleyebilir. Hiçbir kainat kanunu cansız atomlardan oluşan aklı, ilmi, iradesi ve fikri olmayan cansız atomlardan oluşan insan vücudundaki hangi zerre, hangi atom bunu düşünüp insanı genç kız formundan alıp anne formuna geçirebilir. Hiçbirisi yapamaz bunu. Çünkü abi ilim yok, kudret yok, irade yok, bilgi yok. O bebeğin ihtiyacını bilecek bir haleti ruhiye yok. O zerrelerde, atomlarda. O halde onların tamamına, annelerin tamamına anne formunu yükleyen kainatın sahibi olan bir zat olmak zorunda. Allah merhametinden, Rahim isminin tecellisiyle annelere böyle bir merhamet veriyor. Şimdi abi bir ayrıntı var, bir problem var. Kainata baktığımızda bazı yerlerde annelerin annelik vazifesini yapmadığını görüyoruz. Ya bakıyorsun o anne o normal bizim bildiğimiz anne gibi değil. Bizim bildiğimiz anneler gibi pervane olmuyor o anneler. Hangi annelerden bahsediyorum biliyor musun abi? Misal veriyorum sineklerin annesi veyahut böceklerin anneleri. Ya bakıyorsun yani yavrusunun etrafında öyle pervane olduğunu görmüyoruz.
Onun peşinden koştuğunu görmüyoruz. O halde Allah'ın rahmeti o alanlarda eksik mi kalıyor? Bütün kainatı kuşatmış diyoruz Allah. Kainatın sahibi diyoruz. Bütün annelere o annelik şefkatini veriyorken böceklere bakıyorsun vermiyor, sineklere bakıyorsun vermiyor. O halde bir problem mi var? Hayır abi. Orada da farklı bir mesele devreye giriyor. Mesela anofel cinsi sivrisinek larvasından çıktığı gün, aynı gün, daha doğduğu gün bir anda uçmaya başlıyor. Larvasından çıkar çıkmaz uçabilmeyi öğrenmiş bir vaziyette geliyor. Larva da bu ilmi alamaz. En sağlam uçak gövde motor mühendisi 5 yıl 6 yıl eğitim aldıktan sonra ancak o mekanizmayı çözebiliyor, fakat o sivrisinek o larvadan çıktığı anda o en sağlam uçak gövde motor sisteminden daha sağlam olan kendi kanat sistemini kullanmayı biliyor ve uçabiliyor. Daha sonra vücudunda bulunan ısı reseptörleri var abi. Bu ısı reseptörleriyle insan vücudunu bulup, hani insan vücudunun sıcaklığını bulup, daha sonra insan vücudundaki kirli kanla temiz kanı birbirinden ayırabilip doğru yere konabiliyor. Yeni doğdu bu sivrisinek. Bir günlük bir yavru, bir günlük bir bebek geliyor ve kendisinde bulunan şırınga sistemini kullanarak o insanın damarını deliyor ve o daha yeni doğmuş olan sivrisinek şunu biliyor: eğer o kanı direkt çekerse ölecek. Neden ölecek biliyor musunuz abi? Çünkü insan kanı pıhtılaşma özelliğine sahip. Pıhtılaşma nedir biliyor musunuz abi? Bir yeriniz kanadığı zaman normalde eğer pıhtılaşmasa, donmasa yani, donma özelliği vardır ya, kan donar böyle, hatta böyle şey olur, pütür pütür olur böyle. O pıhtılaşma özelliğidir. Eğer donmazsa bir yeriniz kesilse ölürsünüz. O kan hiç durmaz. Devamlı olarak akar. Bu hayvan eğer o kanınızı direkt çekse vücudunda donacak, belki de ölecek. Veyahut borusunda donacak, ölecek. Öyle bir enzim sistemi var vücudunda ve o enzim sistemini kullanarak onu salgılıyor ve onun donmasını, yani pıhtılaşmasını önlüyor ve o şekilde çekiyor. Arkadaşlar, bir günlük sivrisinekten bahsediyorum. Vücudundaki enzim sistemini de kullandı. Yani en sağlam kimyageri getir, o enzim sistemini kolay kolay çözemez. Öyle muhteşem bir enzim sistemini kullanmayı bildi. Ve bunları yaptı, uçtu gitti. Ya da uçamadı, şak vurduk bir tane öldü. O da bizim tercihimiz. O halde Allah ihtiyaca göre imkan veriyor. Eğer ihtiyaç varsa onun ihtiyacını karşılıyor. İnsanların bebeklerinde bunu yapabilecek kabiliyet yok, ilim yok, kudret yok. Ona bir hizmetçi tayin ediyor. Devlet tarafından bir memur tayin edilmiş gibi düşün. Anneyi tayin ediyor. Anneye de ücretini nasıl veriyor? Cennet annelerin ayakları altındadır diyerek veriyor. Onu hizmetkar ediyor. Onun da neticesinde veriyor mükafatını. Şimdi gelelim meseleye. Arıda, sivrisinekte, örümcekte gördüğümüz muazzam harikalar. Arıda da var mesela, değil mi? Bir altıgen yapabilmek öyle kolay bir iş değildir. Bir insan elle çizerek kolay kolay yapamaz. 4-5 farklı pergel ve cetvel sistemi kullanmak zorundasınız bir altıgeni çizebilmek için. Yeni doğmuş bir arı altıgen petekler çiziyor. Ve birbiriyle haberleşerek o altıgen petekleri çizebiliyorlar. Muazzam bir sistem var. Fakat yeni doğmuş bir arı bunları bilmeye muktedir değil. Fail muktedir değil. Yani ben şimdi şuraya bir bebek koysam, bebeğe desem ki şu bilgisayarı havaya kaldır. Kaldırabilir mi? Kolları güçsüz değil mi? Kaldıramaz. Peki görsek bunu kaldırdığını. Küçücük bir bebek daha böyle agu mugu yapıyor, bir şeyler yapıyor. Küçük bir bebek var burada. Fakat gördünüz ki şu bilgisayarı tuttu ve kaldırdı. Ne dersiniz? Bu bebeğin arkasında başka bir güç vardır dersin. Neden? Çünkü fail muktedir değil. Fail bebek. Evet, fail bebek görünüyor. Ama dediniz ki bebek bunu yapmaya muktedir değil. Bunu kaldıran başkası var. Burada bir düzenek var. İşte kainatta bir düzenek var. Cenab-ı Allah'ın düzeneği var. Cenab-ı Allah Alim ismini o sivrisinekte, o örümcekte, muazzam örgüler ören örümcekte, o altıgeni çizebilen ve onu inşa edebilen arıda Alim ismini doğrudan tecelli ediyor. Nasıl biliyor musunuz abi? O kız çocuğunun birdenbire anne figürüne dönüşmesi nasıl oluyor? Cenab-ı Allah'ın Rahim ismi bebek geleceği vakit bir anda yansımaya başlıyor. Bir anda yükleniyor. Bir anda bakıyorsun bambaşka bir insan oluyor. İnanılmaz merhametli ve şefkatli bir insan oluyor. Pervane oluyor yani. Allah'ın Rahim ismi ani bir şekilde o anneye çok daha kuvvetli yansıyor. Ne demek bu? Şimdi elimde bir ayna olduğunu düşünün. Şu anda elimde bir ayna var. Ne görürsünüz? Kendinizi görürsünüz. Şöyle yaptım. Peki hepiniz şu elimdeki aynadan şu ışığı görebilir misiniz? Görürsünüz değil mi? Peki benim bu aynaya, yani şu elimdeki aynaya bakarak bu ışığın tarifini yapabilir misiniz? Evet, anlatabilirsiniz bana.
Bu ışık şöyledir, böyledir. İşte şöyle bir gücü var, şöyle bir kuvveti var. Şu kadar aydınlatıyor. İşte rengi şudur. Anlatabilirsiniz. Aynı bu ayna gibi. Peki bu ayna bizzat ışığın kendisiyim diyebilir mi? Ben aynayı şöyle ters çevirdiğim zaman gider mi ışık? Kırdığım zaman gider mi ışık? Gider. Aynen öyle de. Cenab-ı Allah'ın esmaları, Alim ismi, Rahim ismi ve diğer isimleri, esmaları aynı bunun aynaya yansıması gibi insana, kainata, hayvanata, bitkilere, hepsine yansıyor. Cenab-ı Allah'ın esmalarını görüyoruz yalnızca. O annede Allah'ın Rahim ismini görüyoruz. O sivrisinekte Cenab-ı Allah'ın Alim ismini görüyoruz. Şimdi oldu mu abi? Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla alakalı bu dediğim dersi bir yerde işliyor. Ve sonunda şöyle bir cümle kullanıyor. Takatinin binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki acz-ı mutlak lisanı ile o kadirin vücuduna şehadet eder. Takatinin binler derece fevkinde, yani yapabileceğinin çok 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 üstünde bir iş yapıyor bu. Bu sivrisinek, bu arı veyahut bu anne, bu kız çocuğu yapabileceğinin çok üstünde bir şey yapıyor. Yeri geliyor kendini ölüme siper ediyor veyahut bakıyorsun tavuk vahşi bir köpeğin ağzına kendi kafasını uzatıyor ki yavrularına, civcivlerine bir şey olmasın. Takatinin binler derece fevkinde. Normalde bir horoz yapar mı bunu? Atar mı kendini hayvanın önüne? Bir köpeğin önüne atar mı kendini bir horoz? Atmaz. Fıtratında yok böyle bir şey. İşte takatinin, yani yapabilme kabiliyetinin binler derece fevkinde, üstünde vazifeleri görmekteki acz-i mutlak lisanı ile. Acz-i mutlak lisanı ne demek biliyor musun abi? Aciz lisanı, yani ihtiyaç dili. İhtiyaç dili ne demek biliyor musun abi? O bebeğin ihtiyacına Cenab-ı Allah'ın karşılık vermesi demek. O sivrisineğin ihtiyacı yok bir anneye. Bir anneye ihtiyacı olmadığı için Cenab-ı Allah sivrisineğin annesini sivrisineğe hizmetçi yapmıyor. İhtiyaç neredeyse oraya ihtiyacını gönderiyor. En başta bir soru sormuştum. Dedim ki abi, annelerin rahmeti var bakıyoruz, sivrisineklerin yok. O halde Allah'ın Rahim ismi az mı tecelli etmiş? İşte bakın, bu da ihtiyaç sahibi olana, ihtiyacı olanı vermek en büyük merhamettir. Sivrisineğin ihtiyacı Alim ismiydi, Alim esmasıydı. Cenab-ı Allah Alim esmasını tecelli etti, Kadir esmasını tecelli etti, kudret aldı, ilim aldı ve yürüdü gitti. Ve bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine şahitlik ediyor. Her birisi şahitlik eden birer vazifedar. Vazifeli, görevleri var. İşleri var. İnsanın vazifesi nedir o zaman? Kulluk, ibadet, iman etmek, şükretmek. Fakat insan bu noktada vazifesi bunları tanımak ve anlamaktır. Neden abi biliyor musun? Bütün hayvanat, bütün nebatat hepsi asıl vazife olarak Allah'ı tanıtmak istiyor. Bunun için çabalıyorlar ve çalışıyorlar. Arılar vızır vızır çalışıyor. Durmuyor hayvanlar, hiç yorulmak yok. İnsanın vazifesi de o meseleyi anlayıp idrak etmek. Çünkü idrak edebilme kabiliyetini Allah bir tek bize vermiş. Diğerlerinin hiçbirisine vermemiş. O halde bu meseleleri idrak edebilecek olan bir tek biz isek, biz de bu vazifemizi yerine getirmiyorsak, o halde büyük bir vebal altında değil miyiz? Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Bir tane adam var. Bütün şehrin elektrik tesisatının başında duruyor. Öyle bir görev verilmiş bu adama. Şimdi abi, bu adam vakti geldiğinde elektrikleri yakması lazım, şartelleri kaldırması lazım. Vakti geldi, akşam oldu. Şarteli kaldırmazsa ne yapamazsın? Aç kalırsın. Nasıl aç kalırsın? Elektrik yiyen abimiz, evet sen söyle. Elektrik alamazsın. Peki biz bu durumda ne yaparız? Bir şikayet dilekçesi doldururuz hepimiz. Ya deriz ki arkadaş, bu adamı alın buradan. Tek işi şarteli kaldırmak, onu da yapmıyor. Bu adamı buradan alın, cezası neyse de verin. Devlet bu adama maaş vermiş. Peşin parasını vermiş. Peşin veriyor bir de parasını. Bir de çok para veriyor bu adama. Bu adam da işini yapmıyor. Hepimiz şikayetçi oluruz bu adamdan. Bizim vazifelerimizin hepsini sukuta uğrattı diye. Bu adam çıkıp dese ki, ya iyi de arkadaş, siz beni niye şikayet ediyorsunuz ya? Hayırdır, ne oluyor size ya? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ben hiçbir şey yapmadığım için devlet bana ceza mı verecek? Saçmalamayın ya. Adam diyor ki, ya kardeşim diyor, ben hiçbir şey yapmıyorum ki diyor. Kimseye bir zararım yok diyor. Yani namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, ibadet etmiyoruz diye de yani Allah bizi cehenneme atacak hali yok ya. Tamam ben ateistim ama yani kimseye de bir zararım yok diyor adam. Beni de alıp cehenneme mi atacak diyor. Kardeş sen şarteli kaldırmamışsın. Ücretin de peşin verilmiş. Nasıl peşin verilmiş abi? Yani nerede ücretim diyecek adam bana ateist. Veyahut bizim ateist olan
veyahut inanmamaya meyilli olan nefsimiz, değil mi? Hani nerede ücret diyecek peşin ücret? Bak şimdi abi, şöyle bir gönüllü şey seçeyim, şöyle bir. Birine bir soru sorayım. Sana sorayım mı? Sana. İsmin ne? İsmail. İsmail, sana bir teklifim var. Sana 3 tane istek ve dilek hakkı vereceğim. Dünya üzerinde satın alınabilecek, parayla olabilecek bir şey isteyeceksin benden. 3 tane istek. Her şey olabilir. Her şey olabiliyor mu? Hadi her şey olabiliyor. Söyle bakalım. 3 tane istek. Birincisi sınırsız dilek hakkı olsun. Birincisi sınırsız dilek hakkın olsun. Hayda, şimdi bak. Tamam, bu yok. Başka. 3 tane dilek. İstek. Lüks bir ev. Lüks bir ev, tamam. Araba. Bir de ben biliyorum ne istedin. Evlenmek değil mi oğlum? Genç adamsın. İsmail, benden bir tane Ferrari, bir tane Boğaz'a sıfır yalı. Bir de ne istedin? Beni gerçekten seven birisi dedi. Burada da bir damar bir müzik giriyor abi. Şimdi abi, bunların karşılığında ben bunları sana vereceğim. Fakat bunların karşılığında senden küçük bir şey isteyeceğim. Çok küçük bir şey, bu kadar küçücük bir şey isteyeceğim. Tamam mı? Şu kadar küçücük. Gözlerini istiyorum. Allahümme ecinna min şerrin. Şimdi tabii işin şakası bir yana. Gözlerini istesen verir misin? Vermezsin. En başta dedik ya, devlet bu adama peşin para vermiş. O şartelin başına koymuş. Tek yapması gereken şarteli kaldırmak. Allah bize peşin olarak bütün dünyanın, bütün parasının, pulunun karşılayamayacağı bir nimet vermiş. Göz nimeti, hayat nimeti, kulak nimeti, dil nimeti. Dilimizi vermiş, karşılığında tadabileceğimiz yüzlerce çeşit, binlerce çeşit yiyecek, içecek vermiş. Gözümüzü vermiş, karşılığında görebileceğimiz binlerce keyif vermiş. Kulağımızı vermiş, karşılığında duyabileceğimiz binlerce güzel sesler vermiş. Muhabbet vermiş, sohbet vermiş. Şimdi sen bütün dünyayı verseler, vermem dediğin iki gözünü peşin olarak almışsın. Allah sana parayı peşin vermiş, ücretini peşin vermiş ve seni o mekanizmanın başına koymuş. Ve sen şarteli kaldırmıyorsun. Şarteli kaldırmak ne? Şarteli kaldırmak, kainatta çalışan bütün nebatatın, hayvanatın yaptığı icraatı anlayıp onların yapmaya çalıştıkları işi neticelendirmek. Arı istiyor ki, ben bu işi yapıyorum, Allah'ın Alim ismini tanıtmaya çalışıyorum, vızır vızır çalışıyorum. Şu insan da anlasa, benim işim son bulsa, benim işim neticelense, benim işim hakkına kavuşsa. Ben çalışıyorum ama şu insan bir türlü yapmıyor bu işi. Bu insanın büyük bir suçu var, ben bu insandan şikayetçi olacağım. İşte o şarteli kaldırmak gibi. Evet abi, bir diğer mesele de tabii Cenab-ı Allah'ın bizden istediği en önemli mesele nedir abi? Namaz meselesi. Şimdi biz o hayvanat gibi yedik, içtik, gezdik, bir de yattık uyuduk. Bunu yaparsak bir şeyi eksik yapmış oluruz. Bak, hayvan ne yapıyor? Yiyor, içiyor, geziyor. Bir de vazifesini yapıyor. Vazifesi ne? Allah'ı tanıtmak. Hayvanat da öyle, nebatat da öyle. Nebatat dediğim bitkiler. Onlar da Allah'ı tanıtır. Şimdi biz yedik, içtik, gezdik, yattık, uyuduk. Ve sırf yiyip içmek için, gezip tozmak için, dünyevi hayatımızı şekillendirmek için de bir işte çalıştık. Oldu mu? Hayvanla yaptığımız iş arasında bir fark yok abi. O halde bizi onlardan ayıran farkı ortaya koymamız gerekiyor. O da namaz meselesi. Şimdi bizim asıl vazifemiz, vazife-i asliyemiz bu dünyayı kazanmak mı? Ebedi olan ahiret hayatını kazanmak mı? Hepiniz istiyorsunuz cennete gitmeyi. Ebedi bir cennet hayatı bizi bekliyor. Cenab-ı Allah bir sürü güzellik bize sunuyor. Hani diyor ya, bu dünya ne göz görmüş ne kulak işitmiş cennetin güzelliğini. Cennetin özelliğini, sana özel bir cennet, senin isteklerine, senin arzularına uygun bir cennet. Her şey sınırsız, her bir mesele var, her şey var, her istediğin oluyor. Cenab-ı Allah böyle bir cennetten vaat ediyor. Bizim asli vazifemiz o cenneti kazanmak. Fakat biz bu dünya için, bu dünyayı kazanmak için günde 8 saat veyahut 10 saat çalışıyoruz bir işte. Ahireti kazanmak için 1 saat çalışmıyoruz, o 1 saati aksatıyoruz. O bir saat ne abi? Namaz ya, başka bir şey değil. Bazen insan asli vazifesini unutup, asli vazifesi yani asıl vazifesi dünyasını yeşillendirmek, dünyasını güzelleştirmek gibi idrak ediyor. Öyle düşünüyor ve unutuyor. Gerçekten ahireti unutuyoruz, Allah'ı unutuyoruz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı unutuyoruz. Öyle günahlara giriyoruz, öyle günahlara dalıyoruz, öyle günahlarda meşkedip eğleniyoruz ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını unutuyoruz. Bir Rabbimiz olduğunu unutuyoruz.
Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını unutuyoruz. Halbuki bir işte çalışsanız, 100 bin lira maaş alsanız aylık, ben de gelip size desem ki, ya arkadaş sen bu işte çalışırken öğle aralarında şöyle bir 20-25 dakika bana ayır, benle beraber gel şurada bir yer kazacağız, bir küçük bir iş yapacağız. Ama o kazının sonucunda da ben sana 1 milyon lira vereceğim her gün. Bir yerde aylık 100 bin lira kazanıyorsun ve ben sana öğle araları 30 dakika için her gün 1 milyon lira veriyorum. Her insan bunu kabul eder. Hatta şu anda, şu anki iş yerlerinize geleceğim ve her birinize diyeceğim ki kardeş abi gel 2 dakika bir işim var 30 dakika öğle aranda. Sana 100 bin lira da nakit vereceğim. Çat çıkaracağım 100 bin lira nakit vereceğim. Yani gelmeyecek adam çok az. Çok böyle ölüm kalımı işi olacak da anca öyle gelmeyecek. Peki biz para için evet derken, mal için, mülk için, Allah'ın yarattıkları için evet derken, Allah'ın namazı için, emri için hayır diyorsak ve Allah'ın vaadi olan cenneti elimizin tersiyle itiyorsak, o halde bizim halimiz ne olacak abi? Bizim vaziyetimiz ne olacak? Para için evet diyeceğiz, Allah emrettiğinde hayır diyeceğiz. Çünkü biz insan olmamız hasebiyle hazır lezzete müptelayız. Hazır lezzet bağımlılığımız var. Hazır lezzet bağımlılığı. Ben şimdi desem ki abi sana işte Avcılar'da bir ev hediye edeceğim. Veyahut ben sana şu an ev yerine 20 sene sonra veyahut 15 sene sonra veya hadi o kadar da değil. 7 sene sonra 6 tane ev vereceğim, 8 tane ev vereceğim desem. Birçok kişi ya abi 8 evi boş ver sen bana bir tane ev ver de. Yani hemen ver sen onu da gerisi önemli değil. Ver hediyeni geç. Hazır lezzete müptela olduğumuz için insan olmamız hasebiyle bazen ebedi cenneti unutuyoruz. Halbuki 8 ev, 10 ev daha karlı. Ebedi cennet daha karlı. Her gün öğle vaktinde 10 dakikanı ayırarak Allah'ın vaadi olan ebedi cenneti kazanabilirsin. Biz işte aklımız diyor ki para için evet fakat cennet için hayır demesinin sebebi bu. Eğer istiyorsak ebedi bir hayat kazanmayı bunu yapacağız abi. Ya gidiyoruz ya bu dünyadan gidiyoruz. Bu dünyada kalmayacağız. Er ya da geç bu dünyadan çıkacağız ve gideceğiz. Ya bu dünyada zaten hepinize sorsam 50 tane dert anlatırsınız. Var abi hepimizin derdi var yok mu? Hiçbirinizin derdi hepimizin derdi var ya. Şuraya gelirken kaç tane derdi topladın geldin değil mi? Kafanda 1000 tane mesele var yani. Öyle be abi. Benim de öyle. Hepimizin öyle. E şimdi o zaman abi biz bu dünyada mutlu olamıyoruz zaten. E bu dünyada mutluluk ancak ve ancak hayvanlara münhasırdır. Neden? Neden biliyor musun abi? Çünkü hayvan geçmiş ve geleceği düşünmez. Hayvan ne geçmişi bilir ne de geleceği bilir. Gelecek endişesi yoktur. En zengin adamı al koy. O bile bir hayattan böyle bir bıkmışlık, bir usanmışlık, bir yorulmuşluk. Her insanda bir usanma, bir bıkma var. Yani bu hayat bize mutluluğun getireceği yer değil. Bu hayat bize mutluluğu verecek olan yer değil. Burası misafirhane. Biz ebedi hayatta ancak mutlu olabiliriz. Bitmeyen, tükenmeyen lezzetler, bitmeyen, tükenmeyen eğlencelerin olduğu bir yerde ancak biz mutlu olabiliriz. Bu dünya bizim mutlu olacağımız yer değil. Ya düşünsene, çok keyifli bir şey yapıyorsun ama birazdan bitecek. Biteceği için insan üzülüyor. Lan diyor yani bu tatile geldik güzeldi ama işte yani. Bitti be işte ya. İşte güzeldi ama güzeldi. Bir yıl boyunca onu hatırlıyor, ondan mutlu olmaya çalışıyor insan. İşte ebedi olmasını istiyor, bitmesini istemiyor. Evet abi biz insan olarak yapmamız gereken asli vazife yani. Bir namazı çok görmeyelim ya. Bir namazımız bizi ebedi bize ebedi cenneti kazandırabilir ya. Bir namaz bizi ebedi bir hayatı kazandırabilir. Bazen oluyor, ya abi diyor çalışıyoruz, uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Ya evimize rızık götürüyoruz. Evimin rızkını kazanıyorum abi nasıl olsun yani namaza vakit bulamıyorum vesaire. Böyle de oluyor. Böyle diyen abilerimiz oluyor. Böyle diyen kardeşlerimiz oluyor abi. Biz karunlaşıyoruz abi. Karunlaşmak ne demek biliyor musun? Kasas suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor. Karun diyor ki bu servet bilgim sayesinde bana verilmiştir. Karun müthiş bir adam. Müthiş zeki bir adam. Müthiş kabiliyetli bir adam. Ve kabiliyetiyle, gayretiyle, çalışmasıyla çok şey kazanmış bir adam. Ve hatta şöyle tabir ediliyor. Sadece hazinelerinin anahtarlarını deve yükleriyle taşıyor. Develerle taşıyor. Sadece hazinelerinin anahtarlarını. Öyle zengin bir adam. Cenab-ı Allah ayetinde söyledi. Bize buradan bir ders veriyor Cenab-ı Allah. Karun ne demiş? İlmimle elde ediyorum demiş. Eğer biz de dersek evime rızkımı götürüyorum abi. Çalışıyorum, uğraşıyorum, ben yapıyorum. Rızkı veren benim. Haşa ve kella.
Kendi gücümle yapıyorum. Kendi gayretimle yapıyorum. Karun gibi Allah'ı unutanlardan oluruz. Ne oluyor abi? Biz gerçekten şu an bu devirin insanı hepimiz. Hepimizde bu hastalık var. Sadece size söylemiyorum ve kendime de söylüyorum. Hepimizde bu hastalık var abi. Karunlaşmak. Kendi ilmimle yaptım. Adam belli bir makama, belli bir mevkiye çıkıyor. Böyle kişisel gelişim kitaplarını okuyun veya kişisel gelişimle alakalı videoları izleyin. Asla pes etmedim. Şöyle çalıştım, böyle ezildim ama durmadım, yılmadım, şunu yaptım, bunu yaptım. İlmimle yaptım, gayretimle yaptım. Karun'dan ne farkım kaldı? Allah'ın cehennemin dibine attığı adamdan ne farkım kaldı? Çalışıyoruz abi biz işte, evimize rızkımızı götürüyoruz. Biz ne sıkıntılar çektik, ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Kolay gelmedik bugünlere. Bugünlere getiren Allah'tır. Bugünleri ihsan eden Allah'tır. Bu ilmi ihsan eden Allah'tır. Değil mi? Aklı olmayan insanlar var. Allah sana akıl vermiş. Fazla kereminden. Sende olmuyordu. Sende yoktu. Çocukken var mıydı? Bu güç kuvvet var mıydı sende çocukken? Daha doğmamışken var mıydı bir şey? Yoktu. O halde bu senin değil. Bu güç senin değil. Bu ilim senin değil. Bu görme kabiliyeti senin değil. Senin olmayan şeylere benim dersen Allah da hesabını Karun'dan sorduğu gibi senden de soracaktır. E bizim korkumuz da yok mu abi? Allah'ın namazını bir emrettiği bir namaz vurguladığı bir namaz kılmıyoruz. Korkumuz da yok mu? Cehennem korkumuz hiç yok mu abi? İbrahim suresi 16. ayet. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Cennetten bahsettik ama cehennem de vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. İrinli sular içirilecektir. İbrahim suresi 17. ayet. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Arkasından da şiddetli bir azap gelecek. Her yönden ölümün gelmesi ne demek abi? O kadar ağır azaplar gelecek, öleceksin, dirileceksin gibi bir vaziyet olacak. İçeceksin irinli suyu, boğazını parçalayacak. Biz cehennemden hiç mi korkmuyoruz? Allah'ın ebedi olan cehenneminden hiç mi korkuyoruz? Ebedi dedim bak. Ebedi ne demek biliyor musun? İbrahim suresi 21. ayetin sonunda şöyle söylerler. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yok. Hiçbir kurtuluş yolu yoktur derler. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yolu yoktur derler. Bizim için kurtuluş yolu var abi. Üzülmeyin, korkmayın, endişelenmeyin. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. O halde biz rahmetinden ümit edeceğiz. Sakın korkmayın, ben cehennemliyim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Namazını kıl ama abi. Namaz yoksa tehlikedesin. Ben açık açık konuşayım. Açık açık söyleyeyim. Bütün alimler, bütün mühim zatlar bunu söyler. Namaz yoksa tehlikedesin abi. Aa bu cehennem meselesi var ya. Namaz yoksa aç bunları oku kendine. Nerede olduğunu gör. Veyahut nerede olma ihtimalinin olduğunu gör. Ne yapayım yani? Dost acı söyler. Bu acıyı söylemek lazım. Ama bir namazını tutturmuşsan Allah'ın rahmetinden ümit et. Faizden uzak dur. Haramdan uzak dur. Yalandan, gıybetten uzak dur. Cenab-ı Allah'ın rahmetinden de ümidini kesme. Arada bir günahlara girer çıkar insan, tövbe eder, yoluna devam eder. Veyahut bazen çok derin günahlara dalar, oradan da Allah tutar kaldırır. Cenab-ı Allah affeder. Kusurunu itiraf eden affa müstahak olur der Üstad Hazretleri. Biz kusurumuzu itiraf ettiğimiz için affa da müstahak oluruz inşallah.